25. saati sunar. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Habarax TV ekranlarından yine birlikteyiz 25. saat programında. Seçim döneminde kısa aralar vermiştik. 1 Kasım seçimlerinden sonra yine her perşembe bu ekranlarda olacağız. Saatler 22'yi gösterdiğinde 25. saatte. Bu akşam önemli bir misafirim var. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Sayın Dinçer Soylu. Sayın Soylu, hoş geldiniz. Bulduk Erdem Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yorgunluğunuzu atabildiniz mi? Yani yorgunluk bitmez siyasetin içerisinde olduğunuz müddetçe. Yani bir seçim başlar, bir seçim biter, bir seçim başlar. Koşturmaca da devam eder. Yani yorgunluk bitmez siyasette gerçekten uğraşan, gönül veren kişilerde. Evet, sevgili seyirciler, bu akşam Sayın Dinçer Soylu'yla 1 Kasım seçimlerini, 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinin mukayesesini, CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonuçlarını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 Kasım seçimlerine giderken ve 7 Haziran seçimlerine giderken adaylarla ilgili yaşadığı, kamuoyunca yaşadığı iddia edilen sorunlar, Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllardır iktidar yüzü görmedi. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl iktidara gelir ekseninde yaklaşık 2 saat sürecek programımız. Bunları konuşacağız. Her şeyden önce Sayın Soylu, bir yani sizin için başarısız diyebilecek miyiz, demeyecek miyiz, bunu biraz sonra konuşacağız ama yani böyle bir seçimden sonra başarılı olamadığınız bir seçimden sonra televizyon ekranlarına çıktığınız için, bizi kırmayıp geldiğiniz için her şeyden önce teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili seyirciler, aslında bu hafta 25. saatte Sayın Soylu'yla Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Ömer Süslü'yü ağırlayacaktık. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nde ikinci bir talimata kadar canlı yayınlara çıkmak yasaklandığı için bugün sadece Sayın Soylu'yla değerlendireceğiz. Hem artık ısındığımıza göre başlayabiliriz. Tamam. Şimdi 1 Kasım seçimlerini değerlendirecek olursak 7 Haziran'da 174.000'di galiba, değil evet, mi? Evet. 74.500 civarı bir oy. Hı hı. İle %23.13 evet, oy aldı Samsun için. Hı hı. 1 Kasım'da 161.000'di alınan oy. Tabii bunlar yuvarlanmış rakamlar. Hı hı. Baktığımızda 13.000 oy kaybı var. Evet. Yani oysa seçimden önce sizlerle görüştüğümüzde şunu söyledim. 3'ü aldık, 4 için mücadele ediyoruz. Tabii. Ve seçim günü de arkadaşlarımız Habarax TV kameraları ve Haber Gazetesi muhabirleri siz oyunuzu kullanırken mikrofon uzattılar ve dediniz ki bir sessizlik var. Evet. Bir sessizlik var. Galiba bu sessizlik sizin için pek hayırlı olmadı. Öyle nasıl değil, değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani bu sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden 3'ü bitirdik, 4'ü almaya hazırlanıyoruz derken neden 2'de kaldık? Şimdi tabii bu sayacaklarım bahane olarak yorumlanmasın. Yani tablo ortada. Samsun genelde bir 12.000'e yakın bir oy kaybı söz konusu. Yani bunun çeşitli bahanelerle bunu telafi etmeye çalışmayacağız. Bir oy kaybı söz konusudur. Demek ki yeterli anlatamadık sorunlarımızı, yeterli anlatamadık halkımıza
getireceğimiz ekonomik durumları, biz iktidara gelirsek rahatlık seviyesi nasıl olacağını yeterince anlatamadık. Vaatlerimizi yeterince anlatamadık. 14 senelik iktidarında AKP'nin hiçbir şey yapamadığını yeterince anlatamadık. Artı iktidar partisiyle eşit şartlarda yarışmamız söz konusu olmadığı için onların iktidar imkanları, onların belediye imkanları ve AKP iktidarının var olmasıyla birlikte hakimiyetini sürdüren, ekonomik durumu düzelten, bir lirasını 10 lira daha katmak isteyen ve AKP istemeden dahi onlara maddi imkanlar sağlayan, havuz oluşturan iş adamlarını, yalaka müteahhitleri ikna edemedik. Dolayısıyla bu sonuç geldi. Eşit şartlarda yarışmadık diyorum. Yani demokratik şartlarda olmadı diyorum. En basit devletin imkanlarından biraz evvel bahsettim. Devlet, rakam olarak veriyorum. Devlet kalkıyor ki bu Rütü'nün açıklaması, Rütü'de bir arkadaşın açıklaması. AKP'ye 30 saat ayırıyor televizyonda, TRT1'de. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 5 saat ayırıyor. MHP'ye 1 saat ayırıyor. HDP'ye 18 dakika ayırıyor. 12 televizyonun toplamında Recep Tayyip Erdoğan'a 138 saat ayırıyor. AKP'ye 238 saat ayrılıyor, tanıtım imkanı veriliyor. CHP'ye 36 saat, MHP'ye 21 saat, HDP'ye 6 saat. Bu bizzat devletin televizyonlarında yapılan AKP yanlısı imkanlar. TRT'nin vergisini, hususumuzu biz vatandaş olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlar olarak aynı haklardan biz de faydalanmamız lazım. Devletin kendi imkanları AKP iktidarına çanak tutuyorsa düşünün dışarıda AKP'den neman alan bir sürü insan neler yapıyor. Bu yüzden eşit şartlarda yarışamadık diyorum. Ama bu yani iktidarlar için hep böyle olmamış mıdır? Yani bundan önce de işte Anavatan Partisi vardı. Onun döneminde de yine her seçim sonrasında muhalefet devlet imkanlarından yararlanamadığını söyledi. Belki yayın için, TRT için veya diğer yayın kuruluşlar için söyleyeyim ama diğer devletin diğer imkanlarından bu şikayet var mı? Şimdi şöyle. Yani sizin veya sizin bir başka uzantınız olan işte CHP'nin iktidar ortağı olduğu dönemden sonraki seçimlerde de vardı bu şimdi, genel olarak. Yani bal tutan parmağını yalar işte, işinin bir siyasi versiyonu. Işte, ben bazen bu atasözlerine çok kızıyorum. Atasözleri ne hikmetse, yani atasözü yaratılırken bile bir yoksulun, emekçi için bir atasözü yaratılmamış. Bal tutan parmağını yalar. Borç yiğidin kamçısı. Ya borç yiğidin kamçısı olur mu yani? Yani bu tür şeylerle, bu tür atasözleriyle bugüne kadar halkımız uyutulmuş zaten. Yani şimdi daha geriye gidelim. O zaman siz de gençtiniz, biz de gençtik. Bir iki parti vardı. Tek... Hala genç. Muhakkak, muhakkak. Yani o gün devletin pek televizyon olurdu. TRT 1, yani evet. TRT. İki parti, Adalet Partisi, CHP, yine Milliyetçi Hareket Partisi mi veya Milliyetçi Çalışma Partisi mi? Bu tür herkese eşit hak tanılıyordu. Kaçar dakika geçiyorlardı yine bir moderatör tarafından. Demirel bir tarafta, işte Ecevit bir tarafta. Şu kalkıp eşit şartlarda, eşit saatlerde imkan veriliyordu. Daha sonra çok şeyli televizyona geçtiğimiz zaman, yani siz de takdir ediyorsunuz ki bugün bir televizyonun kuruluşu sanıyorum en ufağından 35-40 trilyon diyelim. Hani ufak kurulmuyor bu rakamlarla. Şimdi televizyonlar tüy gibi türedi birden. Şey oldu ve hepsi bizzat bugünkü iktidar döneminde türedi. Şimdi özel döneminde bazen o kadar televizyon yoktu.
geldiğimizde. Ve bu kadar bu kadar eşitsizlik yoktu. Ha. Yani şimdi Özal'ın oğlunun bir televizyonu vardı. Teleon muydu neydi şimdi şey oldu. Yani babasına belki biraz kıyak geçiyordu ama bu kadar bariz yapılmıyordu. E bugün bakıyoruz televizyonlar türemiş. Bizzat yaptırılmış, pazarlıklar yapılmış. Telefon tepeleri piyasada dolaştı. Televizyon kurmak için, basın satın almak için, iş adamlarının havuzları oluşturuyor. Şu yapıldı, bu yapıldı. Niye? Bu propagandalarını daha rahat yapabilmek için. Diyeceksin ki televizyonun şeyi var mı? Bu derece güçlü imkanı var tabii. Şeyin uzanları zamanda bakın. 3 aylık parti %7.8 oy alabildi. Neredeyse barajı geçiyordu. 3 aylık yayın döneminde. Şimdi kalktı hasbelkader bizim yayınımızı ehvenişer yapan şeyler kapanmaya çalışıldı. Kapıldı, basıldı, gazete... Ama diğer medya organları Sayın Kılıçdaroğlu'na bir hayli yer verdiler. Ya şimdi kesinlikle şimdi şu, benim yanındaysan yanındaysan iyi televizyonsun. İyi gazetesin. Gazayla hasbelkader yazı yazarsan aleyhine kötüsün. Bugün kendinin bahsettiği Doğan Medya Grubu, daha Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanıyken bizzat o holdingin imkanlarıyla helikopterle uçağıyla belli yerlere taşınmadı mı? O zaman o grup çok iyi bir gruptu, çok iyi yayın organıydı. Ne oldu da birden şey olduğu zaman bunlar kötü oldu, kapatılmaya çalışıldı. Tehditle hesapları incelenmeye kalkıldı. Hayır, o incelenen hesapları incelenen ve kötü ilan edilen yayın grupları da Sayın Genel Başkanı, Sayın Kılıçdaroğlu da ekrana çıkardı. Ya, yani, ya kaç saat çıkarılmış? Bana gösterin Allah aşkına. Deyin ki arkadaş şu televizyonda sürekli Kılıçdaroğlu şey yaptı. Ya utanç parası şey yap. Ya alt kafanda vergi şeyi işte işini kapatırım, yok ederim. Şey, balyoz olduktan sonra bir insan ne kadar tarafsız olabilir? Ne kadar taraf olabilir? Yukarıda elinde almış kılıç istediğini kesiyor, doğruyor. Şey yapıyor, kafanda bu duruyor. Kalkacaksın sen, muhalefete destek vereceksin. Ne kadar verebilirsin ya? Yani o da nasıl? Ya onu göstereyim de azıcık da dik duruyorum diye yukarıya şey vereyim. Okuyucularına da biraz işte bak duruyor, dik duruyor demek için yapıldı. Biz muhalefet olarak elbette bu tür zorlukları biliyordunuz ülkenin gelmiş olduğu nokta itibariyle. Burada bu biraz kolaycılık değil mi? İşte medya bize yer vermedi. Yani medya yer vermediyse teşkilatlar vardır, milletvekiller adayları vardır. Tabii, tabii. Onlar çalışır ama bildiğim kadarıyla sizin milletvekili adaylarınız Ekim ayının başıydı herhalde. Beyanname açıklandık Sayın Kılıçdaroğlu tarafından 4 Ekim miydi? 8 Ekim'de beyanname evet. Açıklandı. 8 Ekim'den sonra Samsun'a teşrif ettiler ve Samsun'da çalışmalara evet. Başladılar. Şimdi biz şunu da söyleyeyim. Yani bu bir eksiklik değil mi? Veya teşkilatlar da yani işte beyannameden sonra o da kısmen geleceğiz oralara zaten önemli konuşacağımız şeylerin başında onlar da var ama yani tüm bunları bile bile biraz çalışmakta geç ve tembel kalmadınız. Şimdi şöyle bir eksik diyebilirsiniz. Daha biz koalisyon görüşmelerinde bulunurken Sayın Davutoğlu'nun başında bulunduğu parti koalisyon kurmayacağını ve erken seçim olacağını bildiği için 2-3 kere il başkanını Ankara'ya topladı. Yani Türkiye'nin halkının kaderini biz geleceği için bile bile AKP ile görüşürken bu partiler bu parti çalışmalara başlamıştı bile belediye başkanıyla şunlarla. 7 Haziran seçimlerinde köyüs bir de verebilirim. Yollara çakıllar döküldü. İşte inşaat malzemeleri döküldü. Hatta yol hafif de başlatıldı. Ha oy çıkarsa devamı gelecek. Oy çıkmadı. Vallahi de billahi de utanır insan. Utanır. Belediye arabaları gitti o çakırı kumu koydu geri götürdü. 1 Kasım'da yine buna da başladılar. Bak yine aynısı olur ha başınızda. Ya bunlar işte eşitlikten bahsediyoruz. Eşitlik mi? Yani belediye imkanları, belediye Samsun halkının belediyesi olması gerekirken
AKP'nin olduğu işte şey. Ya koltuk bu kadar tatlı mı? Koltuk bu kadar şey mi? Seni halk getiriyor oraya, sana umut besliyor, şey yapıyor. Sen birilerinin borazancısı oluyorsun. Tamam, belirli bir partinin belediye başkanı olarak girebilirsin. Ama ondan sonra Samsun halkına hizmet etmek zorundasın. Hizmetini yap. Köylere yapacağın hizmet tehditin suru olmasın. Rahmetli Muzaffer abi 3 gün evvel anmasını yaptık. O da bu memlekette 2 dönem belediye başkanlığını yaptı. Halkın belediye başkanıydı. Halkın sorunlarına eğilen bir belediye başkanıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı değildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin müteahhidine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin esnafına, tüccarına nasıl davranıyorsa o gün diğer partilerin şeyler de aynı şekilde davranıyordu. Eşitlik davranıyordu. Belediye başkanı şeyi budur. Bakıyoruz bürokrasisi, devletin bürokratı, halkın bürokratı olması gerekirken bürokrat da maşallah. Yani bir kaymakam, şu an isim vermeyeceğim soruşturma içerisinde olduğu için. Kaymakam kalkıp oradaki bir 30 Ağustos resepsiyonunda kalkıp orada mayette bulunan insanlara AKP propagandası yapabiliyorsa, o utanmaz diliyle, elimizde deliller olduğu için konuşuyorum biraz, fakat belli bir soruşturması, o utanmaz diliyle Atatürk'e çamur atabiliyorsa, ben nasıl o şeye, o ilçenin kaymakamı diyebileyim? Soruşturmanın gerekli yerlere başvuruda bulundunuz mu? Bulunulmuş. Ve buna karşı çıkan, oradaki yüksek derecedeki bir görevliye de ne yazık ki hemen görevden aldırmışlar, başka bir yere göndermişler. Ya bu şeyin, devletin kaymakamı, senin kaymakamın, benim kaymakamım. Tabii, bize hizmet etmesi gereken bir kaymakam. Ama işte orada propaganda yapmaya kalkıyor, şey yapıyor. İşte AKP böyle olsa bu işler daha rahat olurdu. İşte siz güvenlik şu şekilde sağlarız diyebilen kaymakamdan. Oradaki kaymakamla işi olan esnaf, tüccar, vatandaştan nasıl sen tarafsız oy bekleyebilirsin? Böyle kaymakamlar yetişti. Senin benim paramla okuyacaklar. Senin benim paramla vergilerimizle okuyacaklar. Devleti hizmet etmesi gerekirken yapacağı işin kalkacaklar. Belli bir partiye hizmet edecekler. Devlet bu hale geldi. Ondan sonra da biz eşit şartlarda nasıl yarışamadık? Yarışamayız yani, eşit şartlar niye aynı oldu? Niye sizin vaatlerin inanmadı? Ya halk çoktan inanacak da, yani bakıyorsunuz 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar Türkiye kan gölüne çevrildi. 225 hatta 230 sivil vatandaşımız katledildi. 145-150 civarında polis, asker, kardeşimiz, evladımız şehit edildi. Utanmadan o partinin bakanı kalktı, dedi ki, bu bakan, bunu bakan diyor. 400'ü verseydiniz bu kan gölüne çevrilmezdi. Yani şimdi nedir? Bu demektir ki bu işler bilinçli olarak şey yapıldı, tezgah getirdi. Seçimden sonra İzmir civarında ya vekil olacak ya İzmir başkanı. Bundan sonra aileler ağlamayacak, evlere şehit cenazesi gelmeyecek diye biliyor. Bundan sonra, hani seçim şey oldu ya, yani bu insan bunu söylemeye utanır. Yani gelseydi, yine 258'lerde kalsalardı, demek ki yine Türkiye gang önüne çevrilecek. Şimdi korkum şu, şimdi yine başkanlık söylevleri çıkmaya başladı. Başkanlık konusuna geleceğiz. Hayır, şunu söyleyeyim, halkımız taviz verdikçe tavizin sonu olmaz. İş adamı korktu verdi. Niye korktu verdi? İş adamı 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar siftahsız dükkanını kapadı. Dolar aldı başını gitti. Dolarla, euroyla dış ticaret için. Şimdi zaten AK Parti'nin seçim beyannamesinde ve seçim söylemlerinde de istikrar, evet, ve ekonomi vurgusu, evet, yapılıyordu. Yani hayır, ama şu da vardı sonunda. Ya yine tek başına hüküm, evet, olmazsa bir seçim daha gözükebilir. Şeyin burasına gelmiş iş adamında, perişan olmuş. Bunlar
o kesim için yani iş adamı, tüccar, şu bu için daha şey, niye böyle oldu da biz şeydeki oyları alamadık? Yani 7 Haziran'da aldığımız oyları alamadık. Halk bize kalktı, 3 partiye %60. Blok deyince bazı parti arkadaşlar kızıyor, bazı partiden arkadaşlar. %60 muhalefet görevi verdi, %60 oyla. Buyurun yapın dedi. Birleşin, koalisyonu kurun. Bizi 13 senelik AKP iktidarından kurtarın diye %60'lık bir azımsanmayacak bir rakam. Biz ne yaptık? Daha seçim bittiği gün... Ama öyle mi dedi acaba? Öyle siz, dedi. Siz öyle anlamış olmuyorsunuz. Peki %60 koalisyon kurmaya yeterli yani bir rakam değil mi? Mesela AK Partili siyasetçiler de onu yorumlarken şöyle diyor. Ey AK Parti, biz sana güveniyoruz ama bazı durumları gözden kaçırdın. He. Dolayısıyla bu sana uyarı olsun. Yanına MHP'yi al. Tamam. Onunla koalisyon kur. Kur. Bazı şeylerin MHP senin frenlesin dedi. Ama evet. MHP ona yanaşmadı tamam. diyor. Dolayısıyla yani onlar da yine halkın kendisine görev verdiğini söylüyor. Yani tamam bunu... öyle de olabilir. Evet. Öyle de olabilir. Keşke koalisyon olsaydı MHP, AKP koalisyonu olsaydı halkımız bir 4 ay daha oyalanmasaydı. Ama koalisyon olmayacağı ta Cumhuriyet Halk Partisi ilk görüşmelerden belliydi başladığı günden itibaren. Ama blok da olmayacağı, hayır, şimdi, blok da peki, olmayacağı seçimden peki, önce belliydi. Siz şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile HDP'yi yan yana koyabilme ihtimaliniz var mı? Var. Yani eğer Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Kalkınma Partisi, HDP bir araya milletvekili özlük haklarını iyileştirme kanun çıkarmasında aynı şeyin altına imza atıyorlarsa, atabiliyorlarsa kendi çıkarları için hani özlük hakları artacak, maaş artacak, aynı önergeye imza atabiliyorlarsa buyur okuyup atanlar istiyorsanız. Geçmiş hayır, yıllar değil mi? Hayır, geçmiş yıl. Gelebiliyorsun. Mehmet Şandır Milliyetçi Hareket Partisi'nin Oktay Vural. Perimbul'dan İdris de küçük oluyor. Yok. Yani gelebiliyor. Atıyorlar şunun altına imza atıyorsun. Fakat akabinde iş uzadığı için erken yani seçim yaklaştığı için tekrar vazgeçiliyor bu kanundan. Ya bunu yapabiliyorsan. Ya halkın menfaatlerinde için bir araya gel. Yani çözüm sürecini kaldır. Adam ben destekleyeceğim diyor. Bir senede çözüm sürecini gündeme getirmeyeceğim dedi. Buna rağmen gelmiyorsa müsaade et. Şimdi ilginçtir. Yani gelinebiliyor şeyi için. Şimdi şu tablo yaşanabiliyorsa evet. Buyur. Selahattin Demirtaş, Devlet Bahçeli. Bir yemekte beraber el sıkışıyorlar, tokalaşıyorlar. İşte Ahmet Türk, Devlet Bahçeli. Şimdi hayır bak şunu söylüyorum yani nezaketen bir yerde el sıkışmak farklı bir şeydir. Hayır şunu söyleyeyim. Ben hayır ben düşmanımla el sıkışmam. Bu insanlar düşman değil ki ya. Ben PKK'yı lanet diyorum. PKK bir terör örgütüdür diyorum. Ama şöyle demiyorum. 6 milyon küsür o dönem Haziran'dan başlıyor. İradenin vermiş olduğu o şey. Yani bu 6 milyon küsür insanın hepsi mi PKK'lı? Yani bir halk iradesi var. Yani o partiye yakın oy almış bir parti. Yani halk ekonomik halkımıza biz aynı sözü vermişiz. Milliyetçi Hareket Partisi aynı sözü. Şimdi aynı şey diyorsunuz ki 6 milyon oy vermiş bir grup bu. Evet. PKK'lı diyorsunuz. Aynı şey. PKK'lı demiyorum. Ben PKK ile HDP'yi ayırıyorum. PKK bir terör örgütüdür diyorum. Siz diyorsunuz. Ben diyorum, benim partim de diyor. Hı. PKK bir terör örgütüdür, lanet diyorum. HDP? Bu lafı diyemediği için zaten bu oldu. HDP'nin PKK'ya lafı geçmiyor zaten. Geçmiyor. Barış çağrısı yaptı Selahattin Demirtaş'ı geçmiyor. Diyemiyor da.
Ama neticede yani bu insanlarla ya aynı çatı altında aynı koalisyona girmiyorsun. Bak biz o gün HDP desteğiyle CHP-MHP koalisyonu kursaydık bugün 317 oy alan AKP'nin bugünlerde çözülüşünü seyredecektik. Öyle mi acaba yoksa yoksa ilk seçimde siz ve MHP meclis dışı mı kalacak? Kesinlikle yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi tabanı ve Milliyetçi Hareket Halk Partisi'nin tabanı iktidara susamış insanlar. Yıllarca hiçbir... Neden susamış? Şimdi bak şöyle yani, söyleyeyim. İktidara susamış derken yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olmasıyla tabanla ne değişecek ki? Şöyle değişecek. Tabandaki hak ettiği halde, hak ettiği halde işe giremiyor veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan bir memur, işçi, kardeşim sürülüyor. Bu bizde de var, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında insanlar da var. Yine gençler, bizim gençler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençleri iş bulamıyor. O imkanlar tanınamıyor. Yani bekliyor artık o nimet demeyeceğim, hakkını hani alması gereken hakkını alamıyor. O yüzden diyor ki yani biraz da bizim partiler şey yapsın. Sonra şunu söyleyeyim, bugün oylar bitebilir, kısalabilir, şu olur bu olur. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik bir partidir, ilkeleri vardır. Yani yine aynı şey ideolojik partidir MHP, oyu düşmüş olabilir. İdeolojisi geleceğiz, olmayan. Geleceğiz o ideolojik konusuna geleceğiz. Şimdi, yok çok, şunu söyleyeyim. Bugün çok yıllarca tek başına iktidar olan partilerin tabelaları bugün şeyde. Hurdacılarda satılıyor. Evet. Teneke fiyatına, saç fiyatına. Ama bir ambalaj değişikliğiyle hep merkez ve sağda bir iktidar üretebiliyor. Ya yani Türkiye'deki sosyal demokrat oyların zaten şeyi belli. Rakamı belli. İşte dikkat edin. 10 senedir 25-26 aşağı dediğimiz bir sabit oylarımız. Ha, güven veremiyoruz demek ki. Veya güvenmiyorlar. Galiba o gözle, sihirli o, kelime o. Hayır, o gözle bakmıyorlar. Evet. Yani o gözle bakmıyorlar. Şimdi biz vaatlerimizi anlattık. Emekliye çift maaş dedik. Taş orancılığı kaldıracağız dedik. Ki taş orancılık, şimdi AKP de diyor, taş orancı şeyi kaldıracağız, biz modern kölelik diyoruz. Ya kardeşim, taşeron şeyini, ortamını sen yarattın. Var mıydı 2002'den evvel taşeron işçi, taşeron işveren diye bir şey duydu muydun? 2002'den günümüze taşeron. Şimdi kalkıyor bu zat-ı muhteremler, biz bunlara gamuda iş vereceğiz. Ya çıkaran sensin, bu işleri yaratan sensin. Bunu söyleyebiliyor. Vatandaş inanıyor, kalkıyor, oy veriyor. Asgari ücret 1300 olacak diyor. Ya olacaktı da sen bunu tespit ettin de 7 Haziran'da biz söylediğimizde imkanı nerede bulacağız dedin. 4 ay sonra biz vereceğiz dedin. Madem ehven içerdi, verilmesi gerekirdi. Gereken rakamı daha evvel niye vermedin? Çatı çatı %2'ler, %3'ler pazarlık yaptın. Bugün Türk İş'in açıklamış olduğu rakamdır. Açlık sınırındaki rakam 1301 lira. 4 kişi aylığına. Baz almıyorsun onu. Sana yakın bir sendika. Baz almıyorsun. Şimdi iktidar vaatlerinden ben bunu yapacağım diyorsun. Yapacak mı? Buyur. 2 Kasım. Hayır. 2 Kasım. Ondan sonra mesela ben okuruyu takip ettim. Ondan sonra da çeşitli açıklamalar yapıldı. Biz hayır. Ben buna bakarım. Bu devletin bakanlığını yapmış bir zat. 2 Kasım'dan sonra diyor ki ya bu asgari ücreti komisyonlar belirliyor. Devletin de etkinliği var. Biz söyleriz. Olmayacak. Diyecek ki ya ne yapalım, biz söyledik, o komisyon içinde işverenler de var, işçiler de var. Ağırlık bastı vermediler galiba, ama. Galiba onu o zaman konuşmak lazım. Yok, şimdi konuş. Bunu 2 Kasım'da diyor. Bu vaatler yani şimdiden gruplar aranıyor. Bunu iktidar partisi dememe. Yani işte vaatlerin yerine gelmeyeceğin en büyük örneği ya. Yaşamışsınız, gördük. 2002'lerde Samsun'a tersten açılıyordu. 17.500 kişiye fiş dağıttılar, kupon dağıttılar, sıra numarası.
17.500 kişi işe girecekti. Bırak 17.500 kişi işe girmesi, tekez satıldı. Azot elden gitti, bakır gitti, Samsun'da 35.000 istihdam kaybı var. Yani ve inanıyor. Yani ne bileyim, biz gerçekleri söylüyoruz, bize inanmıyor da hocam. Yalancılık demek ki çok şimdi özellikle. Bunun karşısında da baktığınız zaman, şimdi biraz önce söylediğiniz gitti dediniz ama bunun karşısına baktığınız zaman da kamu borçlarında bir azalma var. Ne var? Azalma? Kamu borçlarına baktığınız zaman bugün gayri safi milli hasılanın %5'ine düşmüş durumda kamu borçları. Peki dış borç ne kadar artmış biliyor musunuz? Özel sektör şimdi, borçlarıyla aşağı yukarı gayri safi milli hasılamıza eşit. Yani yok, şimdi en son ben bu Haziran seçimlerine evvel şey yaptım da 600 küsür milyar dolar dış borç. Şimdi özel sektörün borcu, devlet garantisi olmadan dışarıya zaten özel sektörün o kadar borcu olmaz ki. Şimdi onlar, biz de dış borcu ödedik. Ya Allah'tan kork, ödediğin IMF'ye 32 milyar, 14 senedir bunu söylüyorsun ya, 32 milyar dolar. Dış borç artmış, iç borç artmış, onlar göz ardı ediliyor. Ya işte biz milenyum devlet olma yolundayız. İşte kişi başı milli gelir 18 bin dolara çıktı. Nerede ya 18 bin dolara? Ver benim paramı kardeşim. Tabii şöyle çıktı. Mutlu, eskiden mutlu azınlık yine %30 falan civarındaydı. Şimdi %10'lara düştü. O 18 bin lira bizim üzerimizdeki onlara gidiyor. Erdem Bey, 32 milyar doların dışında bu AKP'nin ödemiş olduğu bir borç yok. 200 milyar dolarla aldılar borcu, 800 milyarlara çıktı. Ondan sonra biz başarılıyız. Tabii o başarısız seçimlerde belli oluyor. Yani şimdi bu seçimde %49 nokta küsur olduğuna göre millet, ki oy veren millet bunu başarıladı diyor. Seçimden sonra, seçim akşamı arkadaşlarımızın sizinle ilgili bir, yani sizinle yaptığı bir röportaj vardı. Orada çok ilgimi çekti. Hatta bir iki yazımda da isim vermedim ama kullandım. Toplumun Stockholm sendromuna yakalandığını söylüyorsunuz. Yani nedir bu Stockholm sendromu? İşte bir tutsak edilen kişinin kendisini tutsak edene, çile çektirene, acı çektirene aşık olması. Yalan mı? Bunu mu bahsediyorsunuz? Bunu biraz açar mısınız? Yani, açayım. Ne anlatmak istiyorsunuz orada? Şunu anlatayım istiyorum. Yani bugün sokağa çık, 20 kişiyle konuş, 18'i diyor ki aciz. Emeklisi diyor ki geçinemiyorum. Çocuğumu okutamıyorum. Fakir diyor ki eve doğru dürüst erzak götüremiyorum. Ben öyle fakirleri biliyorum ki Türkiye'de hala mevcut. Çocukları aclık gitmesin diye üçüncü öğünü yapamıyorlar. Akşam zaten altıda çocuklarını yatıran insanlar var bu Türkiye'de. Maaşlar çökmüş. Esnaf krediye boğulmuş. Kredi kartı mağdurları 10 milyonu geçmiş. Sadece Kızılay üzerindeydi. Bir oda vardı. İcra iflas odası. Şimdi koskoca adliyeyi dolduruyor. Dosyalar yetmiyor. 9'uncusu açtı. Ya işte. Yani 9'a çıkmış icra şeyleri. İddia ne olsun? Yani sokakta insanlarımız ölüyor. Çocuklarımız şehit geliyor. Asker gönderirken eskiden davulla zonlarla gönderir. Şimdi alala babalar gözyaşı dökerek gönderir. Acaba oğlum gelebilecek mi diye. Polis kardeşim göreve gidiyor veya verilen benim yerine getirecek. La ben bunu yerine getirirsem ertesi gün lan niye getirdin diye beni işten atarlar mı diye tereddüt içerisinde. Ondan sonra %49'u. Demek ki bizim halkımız her türlü şeyi kanıksamış. Yani işte Stockholm sendromu dediğim o yani. Onu yapanlar Stockholm'un nerede olduğunu da bilmezler ama. Yani onu andırıyor. Buna tutulmuş demiyorum. İnsan bu kadar kanıksar mı ya? Beni azıcıktan sürün diyeceksin. Her türlü özgürlüğüm elinden alınmış. Çocuklarıma doğru bakamıyorum. Üniversitedeki evladıma belki 100 lirayı zor bulup gönderiyorum. Dışarıda okuyan çocuğa. Ondan sonra ben kalkıyorum gidiyorum oy veriyorum. Ya 14 senedir yapılmamış bir şeyse nasıl beklersin kardeşim? Ne bekliyorsan kanıksadın sen bu işi. O sendroma tutuldun diyorum yani bundan şey.
Bir şey yok ki. Yani toplumsal bir psikolojik buhran içerisinde olduğunu söylüyorsunuz. Evet, evet. Sayın evet. Başkan. Yani şeyi de vurgulayabilir miyim? Geçen de yine sizin programınızda veya buraya çıktığım programda söylemiştim. 17 milyon kutu depresyon ilacı kullanılıyormuş 2002'lerde. Şimdi depresyon ilacı 35-40 milyonları bulmuş. Kutu. Ne kadar? 23 milyon kutu artmış. Demek ki işte Türkiye depresyona girmiş bu vatandaşlar. Yani o kadar ruhi dengeleri bozulmuş. Hepimizin bu şimdi. Hangimiz ruhi dengemiz tam yerinde diyebiliyoruz. Birden parlayabiliyoruz. Ama halkımız daha kötü durumda. Hı. O yüzden. Buna rağmen CHP'yi tercih etmiyorlar. Ya şöyle. Yani burada iş dönüp dolaşıyor. Yani isyan ediyorsunuz, meryansın ediyorsunuz, topluma diyorsunuz ki farklı zaruret içerisindesin, ihtiyacın var. Hı hı. Ve bu insanlar 13 yıldır seni yönetiyorlar ve seni bu duruma düşürdüler. Oy ver bize diyorsunuz ama o durumdaki insanlar bile Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih edip sandıkta oy vermiyor. Şimdi hani ya işte CHP seçim yenilgisi, biz yenilgiyi kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki yani yenilgini yenilen insan umudu biter, her şeyi biter. Umudun bittiği yerde insan ölür zaten, yaşamazsın. Umut bir insanın yaşam ilacıdır, yaşam ağacıdır. Biz inanıyoruz ki bu ağaç şeyimiz, ağacımız umudumuzu öldürmediğimiz müddetçe yeşerecek. 5 sene sonra niye olmaz? Emin olun olacak. Yani şu memlekette %60, %70 oy alan partiler oldu. Bugün tabela partisi bile değiller. Yani %49'lar birilerini demoralize edip birilerini havalara sokmasınlar. Sokmasınlar. Hani bu şey, istersen bir örnek daha vereyim mi bu konuda, havalara girme konusunda? Söyleyebilir miyim? Yani eğer ileride sormayacaksan. Şimdi seçim bitiyor. Değil mi? Belediye başkanı nedir? Biraz evvel büyükşehirden bahsedeyim. Belediye başkanı o ilçenin belediye başkanıdır. Değil mi? Halkın belediye başkanıdır. Kalkıyor seçimden sonra, topluyor, seçim konuşması yapıyor, konuşmasına bak. Atakum ilçesi, bak özellikle vurguluyorum. Atakum ilçesi artık AKP'nin kalesidir. Aldığı oydan şey yapayım burada. Neyse, şeyin kalesidir. Bundan sonra çabulcular, oy vermeyenler ve zibidiler. Atakum ilçesinde barınamayacak. Atakum ilçesi Osmanlıların toprağıdır diyebiliyor. Osmanlıların ve çocukların toprağıdır diyebiliyor. Bu küstahlığı kendinde buluyor. İnternet şeyinde, elimizde şeyi de var. Yayınlayayım derseniz yarın hemen göndereyim, yayınlayın. Yani bunu diyebilen, bak yani ne kadar küstahça aldılar ya işte belli. Toplam MHP ve CHP'nin oyunu toplasan onlarınki 30 İyi topluyorsun. Hayır, yani. şimdi İyi topluyorsun. Ama yani. Şunu söylüyorum, orada çapulcular. Şimdi o niye tokumadır? Yani bilmiyorum. Ben seyrettim. Şimdi orada ben hayır ama şunu söyleyeyim, orada CHP'lere hakaret etmiyor ki sadece. Çapulcular ve zibidiler. Ama siz diye alınganlık yapıyorsunuz. Nasıl? Peki başkanın bildiği vardır, bir başkana sorsaydınız. Neyiz? Nasıl? Siz bizi mi kastettiniz diye. Mecliste üyeleriniz var. Üyelerimiz sorsaydınız bizi mi kastettiniz? Şimdi, yani, şimdi şu var. Biraz siyasette çok fazla niyet okumuyorum. Hayır. Yani. Şimdi bizim üyelerimiz soracaktı. Evet. Soracaktı. Herhalde yaptığı hatanın farkındaydı ki. Dün veya bugün bir toplantı oldu orada. Başkan yoktu, başkan vekili şey yaptı. Ya bunu, şunu söylüyorum, bu kelime orada kalmayacak. Atakum halkı çapulcu mudur, zibidi midir? Gösterir ona. Hani gösterecek, şöyle gösterecek. Yani biz çapulcu ve zibidi diye sandığa gideriz, seni bir dahaki dönem sandığa gömeriz. Yani bunu yakışıyor mu ya bir belediye başkanına ya? Diğer taraftan başka bir belediye başkanı. Şimdi seçim bitiyor, seçime kadar bir şey yok. Üç şeyde gidiyor. Biz de gittik oraya. Kalkıyor Erdoğan'ın pankratı, tabelası açılması için bir muhtarlığı yıkıyor. Niye orada Erdoğan resmi yokmuş?
Veya niye balkonuna Erdoğan resmi asmadı? Halkın iradesi niye? Ya muhtar da halkın iradesiyle seçilen, sandıktan çıkan şey. Sen nasıl yıkıyorsun? Yusuf buyur. Biz gittik gördük. Hani bunu yıkıyorsun. Ya bu nereden buluyorsun bu gücü ya? Hani sen sadece muhtara hakaret etmiyorsun. Muhtara oy veren oradaki insanlara sen hakaret ediyorsun. Oradaki iradeyi sen şey yapıyorsun, çiğniyorsun. Daha dün bir bugünkü ya seçim biteli daha 4 gün oldu, 5 gün oldu ya. Bugünden bu azmalar başlarsa yarın ben Türkiye'nin haline acıyorum yani. Var mı böyle küstahlık? Bu kadar zafer sarhoşlu insanı böyle yanlış yollara itebilir mi? Ben o yüzden işte geleceği işte bunlarla kıstas alalım diyorum. Yani tabii orada da belediye başkanının ben hangisini işte daha 5 günde 3 tanesini saydım. Açıklama açısından bu konu gazetelere yansıdığı için belediye başkanı da orada zaten kendisine süre verildiğini, geçici olduğunu ve o park alanının kullanımıyla ilgili şikayetler geldiğini ifade etti. Şimdi bakın. Hayır ama bak ben oradayım. Yıkılma esnasında ben oradayım. Milletvekili bir Hayati Tekin bizzat valiyi aradı. Tamam bizim arkadaşlarımız orada. Evet. Biz haberi görüntü olarak sizin, ekranlara getirdik. Aldık dedik ki gelin görün. Ekranlara getirdik. Göstersin desin ki ben şu tarihte tebligat imzalı olur değil mi? Hı. Bana o ilçe başkanının o muhtarın imzalı kağıdını göstersin. Ben kendim açısından geleni yapacağım. Evet. Yok öyle bir şey. Şimdi yaptığı hatanın şeyinde kılıfını arıyor. Halkı kamuoyuna kendini masum gösterecek. İşte Türkiye son 5 gün. Bugün bunlar yapılıyorsa yarın bunlar halkımıza da ona oy veren insanlara da yapılacak. Öyle gidecek. Baskı ve tahakkümler. Halk işte, korksun tırsın diye. Sizin deyiminizde işte o şekilde yaparak belki oyu artırıyordur. Ne oldu? Yani Stockholm sendromu dediğimiz şey acının şiddetinin artmasıyla. Tabii kalkıp bir başbakan şunu diyebilir mi ya? Hani biz eğer buralardan gidersek beyaz toroslar ortaya çıkar. Beyaz torosları biliyorsunuz. Koyarlardı insanları torosları. Arabaya binen bir dahi inemezdi. Bırak inmeyi mezarı bulunmazdı. Böyle bir tehdit yapabilir mi? Devletin başbakanı. Ama o beyaz toroslarla ilgili işte bugün de mahkeme berat verdi. Paralel yapının kumpasıyla karşılaşan birçok güvenlik görevlisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok üyesi. Oraya geleceğiz. CHP ve paralel yapıya geleceğiz. Gelelim. Arkadaşlar reklama gidiyor muyuz? Çünkü ağır bir konuya gireceğiz. Biraz zor çıkarız. Cem. Evet. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra Sayın Başkan muhalefet olarak görevini yerine getirdi, eleştirilerini yaptı. Şimdi biz bir CHP muhalifliği yaparak Sayın Başkan ve partisinin içerisine gireceğiz. İkinci bölümde bakalım neler anlatacak. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız, bekliyoruz efendim. Saat devam ediyor.